Ana bırak Allah aşkına, sabah sabah yine kendini helak ediyorsun. Evladım ben yapmazsam kim yapacak bu işleri? Ya Hatice ne güne duruyor, boşuna mı aldık? Bak ne güzel ütülemiş işte kadın. Aman onun ütülediği gömlekten ne olacak Allah aşkına? Yakasını kollarını kolalamamış bile. Mis gibi oldu vallahi. Hadi onu çıkar da bunu giy, hadi. Ne arıyor o tabanca belinde? Ben sana artık silah yok demedim mi ha? Kullanacağımdan değil ana, tedbir amaçlı. Cemil belası mı yine? Yeter evladım, yeter. Ben seni zalim kurşunlar parçalasın diye mi doğurdum? Bırak artık şu Cemil'le dalaşmayı demedim mi sana 40 kere? Bak. Bak bunları örüp çekmecene koydum. Belki görürsün de kafana dank eder diye. Allah'ın izniyle bir evlensen. Çoluk çocuğa karışsan benim de gönlüm rahat etse artık fena mı olur? Ana. Anacığım. Ya dedim işte bak. Kullanacağımdan değil, tedbir olsun diye taşıyorum. Hem evlenmeye gelince benim gibi bir deliği bu saatten sonra kim ne yapsın be ana? Halt etmişsin sen onu. Senin gibisini mumla arasalar bulamazlar. Beğenmeyen kadının yatağına ayrı sersin. Tövbe tövbe yarabbi. E sen beni elin kızıyla paylaşamazsın ki. Sen şöyle kibarından, efendisinden bir kızın elinden tut getir de nasıl paylaşıyormuşum o zaman görürsün. Sağ ol Hatice abla. Afiyet olsun. Dün yaptığım havuç reçelinden niye koymadın sofraya Hatice? Fırat'ıma yaptım ben onu sabah yesin diye. Unutmuşum hanımım, hemen getireyim. Durduğun kabahat. Bir gün bu evde benim için de reçeller pişecek mi? Vallahi çok merak ediyorum ya. Anne ya, sen beni hastanede falan mı karıştırdın? Ay ben senin çocuğun değil miyim yoksa? Ay zevzeklik edip durma sabah sabah. Zaten canım sıktı bu deli oğlan. Niye? Ne oldu ki? Ne olacak? Yine benim de silahla dolaşıyor. Ha. Ya anneciğim o silah abimin eli kolu gibi oldu. Hem dua et içinde mermi yok en azından. Öyle miymiş? Mermi yok muymuş? Ya bana öyle dedi vallahi. Ay inşallah. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın tatlım. Ana, bu akşam dışarı mı çıksak ya? Hani şu seni sevdiğin Ege yemekleri yapan yere gideriz, ne dersin? Silahını da getirecek misin yanında? Aldın mı cevabını abi? Ana, rahmetli babamla dedeme çektiysem kabahat bende mi? Efe kanı işte ya, ne yapacaksın? Hey gidinin koca parmaksız Efe'si. Mezarından kalk da gör. Tabancası var diye torununa ne zulüm yapıyorlar. Ne zulüm ya. Başımıza ne geldiyse bu Efe'lik belasından geldi zaten. Cümleten hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Hoş bulduk Ece bacı. Nasılsın ana? Hoş geldin Saltık oğlum. Geç otur kahvaltı edelim beraber. Yok vallahi ana, çok işimiz var bugün. Başkan. Ya hadi kalk da gidelim. Lokmamı boğazıma dizme Çerkesoğlu, geç otur sen de bir şeyler ye. Ya hadi kalk kalk, ben yedim. Trafik azıtmadan düşelim yola. E olmadı ki bu böyle oğlum. La abi. Tatlım. Abicim. Hadi derslerini iyi çalış, tamam mı? Tamam. Şimdi senin harçlığın da yoktur. Yani. Para verip durma şuna. Gidip abuk sabuk kıyafetler alıyor sonra kendine. Anne ya. Hadi akşama görüşürüz anneciğim.
O silahı görmeyeceğim akşam belinde. Duydun mu beni? Duydum ana ya, duydum. Saltuk, evladım bu deli oğlan sana emanet, tamam mı? Her zaman ana, merak etme. Hadi selametle. Allah kazadan beladan korusun inşallah sizi. Şu tabancanı akşam arabada bırak dedim kaç kere sana. Kadıncağızı boşu boşuna üzüyorsun ha. Bir de sen gelme üstüme be Çerkesoğlu. Boşuna taşımıyoruz biliyorsun işte. İkide bir böyle deyip de ecelini çağırma Fırat. Buyursun gelsin, koluna girer gideriz. Tabutumuzu taşıyacak. Dört adam bize yeter be Saltuk. La havle ve la kuvvete.